Merhaba arkadaşlar yeni bir video ile birlikteyiz. Mitoz ve kanser işlemiştik. Yani hücre döngüsünü kontrolü işlemiş, işlemiştik. Şimdi mayoz ve eşeyli yaşam döngülerine gireceğiz. Tabii ki detaylı olarak işlemeyeceğiz eşeyli yaşam döngülerini. Sadece kısaca bahsedeceğiz neler olduğunu mayoza bağlı olduğu için. Hemen başlayalım isterseniz. Bu arada pdf'yi ee, dün yüklerken mitoz bölünmelerde pdf yüklerken arkadaşlar burada birkaç tane resim eklemeyi unutmuşum. PDF yanlıştı o yüzden. E, resimleri düzelttim. PDF'yi mitoz bölünme kısmına yükledim. Mayoz bölünmeye de yani bu videoya da yükleyeceğim. Yani açıklama kısmını ekleyeceğim arkadaşlar. Zaten aynı PDF. Birçok videoda PDF'ler aynı. Hani yanlışlıkla yeniden çıkarmayın diye söylüyorum. Birçok videoda arkadaşlar PDF'ler aynıdır. Mesela e, ne vardı? Organik bileşikler vardı, değil mi? Organik bileşiklerin organik bileşikler, bunların hepsinin PDF'si aynı. Yani proteinler, nükleik asitler, bunların hepsinin PDF'si aynı. Hücre bölünmeleri de aynı şekilde PDF'lere aynı. Fotosentez solunum zaten onlarla ilgili tek video çektim. Dolayısıyla PDF'leri eğer çıkaracaksanız kontrol ederek çıkarırsanız daha iyi olur. Çünkü dediğim gibi birçok PDF birbiriyle aynıdır. Sonradan geri dönüp hani videoların altında PDF aramayın diye her videonun altına PDF'sini yüklüyorum. Onu da söylemiş olalım. Şimdi başlayalım. Şimdi Eşeyli yaşam döngülerine baktığımız zaman döllenme ve mayoz sırayla birbirini takip ediyor. Yani mayoz bölünme gerçekleşiyor. Mayoz bölünme sonucunda oluşan hücreler ne yapıyorlar? Dölleniyorlar arkadaşlar eşeyli yaşamda. Daha sonra da işte yeni bir zigot oluşuyor. Zigot daha sonra büyüyor gelişiyor. Üreme dönemine geldiği zaman tekrar mayoz bölünme geçirerek üreme hücresi oluşturuyor. Tekrar döllenme gerçekleşiyor. Yani bu bir döngü halinde birbirini takip ediyor. İlk önce insanda yaşam döngüsüne bakacağız. Yani insandaki eşeyli yaşam döngülerine bakacağız. Burada birkaç tane kavramımız var. Bunlardan bahsedeceğiz. Bu kavramlar şeyle de ilgili, kalıtımla da ilgili. Dolayısıyla bilmemizde fayda vardır. Şimdi arkadaşlar insanlarda üreme hücresi hariç 46 tane kromozom var. Neden üreme hücresi hariç diyorum? Çünkü üreme hücreleri 2n değil. En kromozomludur. Dolayısıyla mayoz bölünme ile oluştukları için kromozom sayısı yarıya düşer ve 23 tane kromozoma sahiptir üreme hücreleri. Ama vücut hücrelerimiz 46 tane kromozoma sahiptir. Kromozomlar peki nasıl ayırt ediliyor? Boyanarak arkadaşlar mikroskopla ayırt edilebiliyor. Ancak zaten o şekilde görülebiliyor. Zaten karyotip örneğini göstereceğim birazdan size sadece kromozomların büyüklükleri ve e, sentromerlerinin konumları birbirinden farklı olabilir. Dolayısıyla e, bunlar da birbirinin zaten farklı olmasını sağlıyor. Kromozomların birbirinden farklı olmasını sağlıyor arkadaşlar. İşte 46 tane kromozomu incelediğimiz zaman <laughs> her tip kromozomdan 2 tane olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu bizim diploid bir canlı olduğumuzu gösteriyor. Eğer ki aynı kromozomdan iki tane varsa ikişer tane varsa biz buna diploid hücre diyoruz veya diploid canlı diyoruz. Zaten diploid'i de şurada açıkladık. Diploid canlılar. Eğer bu kromozomlardan kromozom takımlarından bir tane varsa yani tek bir çeşit varsa o zaman da haploid oluyor arkadaşlar. Gametlerimiz yani üreme hücrelerimiz zaten haploid olan. hücrelerdi. yine başka haploid olan canlılar da vardır. Mesela erkek arılar haploid'dir. O şekilde söyleyelim. Şimdi Kromozomlar en uzun olandan başlanarak çiftler halinde sıraya diziliyor. Biz bu dizilime karyotip diyoruz. Bu karyotipin örneğini hemen göstereyim şurada. Bakın. Bakın, ee, boy uzunluğuna göre sıralanmış arkadaşlar. Burada bir karyotip. Mesela şunlar nedir? Kardeş kromatitler, değil mi? Burası tabii ki metafazdaki kromozomlardır bu arada bunlar. E, sentromer bölgesi şu kısımdır. Bunların her birini bu şekilde dizerek karyotip ee, analizi dediğimiz veya karyotip haritası dediğimiz harita çıkarılıyor. Aslında bu nedir? Bir kromozom haritasıdır. Kısaca karyotip diyoruz. Mesela burada bakın takım takım ya birinci takım, ikinci takım, üçüncü takım bu şekilde 23. takıma kadar gidiyoruz. Bakın 23. takım neyi belli ediyor? Kromozomun e, cinsiyet kromozomunu belli ediyor burada mesela xy kromozomu var bu kromozomlar dikkat ederseniz birbirinden farklı bakın diğer kromozomlar birbirinin aynısı ama xy kromozomları birbirinden farklıdır arkadaşlar bunlar da zaten erkeklik dişilikte görev alan kromozomlardır ama diğerlerine baktığınız zaman zaten hemen hemen birbirinin aynısıdır evet karyotip dediğimiz harita bu şekilde peki devam edelim arkadaşlar eee Birbirine benzemeyen az önce söyledik XY kromozomları var. Zaten bunlardan söz ettik. Kadınlarda bir çift X kromozomu vardır. XX şeklinde gösterilir. Erkeklerde de XY kromozomları bulunuyor. XY kromozomlarının küçük bir kısmı yani e, ufak bir kısmı arkadaşlar homologtur. Geriye kalan kısımları homolog olmayan bölgedir. Zaten şuraya baktığımız zaman küçük bir kısım bakın şurayla Y kromozom burada çok küçük görünüyor ama hani ufak bir kısmı birbirine homolog aynı özellikler kal kalıtılıyor ama homolog olmayan bölgelerde x'e e bağlı özellikler y'ye bağlı özellikler kalıtılabiliyor. Mesela y'ye bağlı özellikler sadece erkeklerde görülen özelliklerdir balık pululuk gibi işte e, <laughs> kulak kılılığı gibi özellikler arkadaşlar bunları zaten kalıtıma geldiğimiz zaman söyleyeceğiz. Daha sonra bunlar cinsiyet kromozomu olarak isimlendiriliyor ve biz bunlara gonozom diyoruz. Gonozom Vücutla ilgili olan kromozomlara yani cinsiyet haricinde kalan kromozomlara da ne diyoruz? Otozomlar diyoruz. Bu 46 tane kromozomun 23 tanesi anneden geliyor, 23 tanesi babadan geliyor. Zaten mantık olarak düşündüğümüzde şimdi ne dedik? Üreme hücresi 23 kromozomdur dedik. Kadınlardaki yumurta hücresinde 23 tane kromozom bulunuyor. Erkeklerdeki sperm hücresinde 23 tane. Bunlar bir araya gelip döllendiği zaman Dolayısıyla 23 tane neden 23 tanesi babadan gelmiş oluyor. 46 kromozoma sahip olmuş oluyoruz. Eee spermle yumurtanın kaynaşması arkadaşlar döllenme ya da singami deniliyor. Genellikle zaten döllenme ismini kullanıyoruz. Oluşan hücreye de ne diyoruz? Zigot diyoruz. Bunları zaten çoğunuz biliyorsunuz. Şimdi <laughs> zigottan başlayıp ölene kadar devam eden bölünme mitoz bölünmedir. Ama mayoz bölünme sadece üreme döneminde görülür arkadaşlar. Çünkü mayoz bölünmede üreme hücrelerini etkileyen bir üreme, bölünme şeklidir. Dolayısıyla sadece üreme döneminde görülüyor. Şimdi gametler gonad dediğimiz hücrelerden gelişiyorlar. Gonadlar kadınlarda yumurtalıktır. Erkeklerde de testislerdir. Yani gonad nedir aslında? Üreme organıdır. Üreme organı kadınlarda yumurtalık, erkeklerde testistir arkadaşlar. Ee, Mitozda kromozom sayısı korunurken mayozda da yarıya iner. Bunları zaten söylemiştik. Bakın insan yaşam döngüsünü burada göstermişiz. Bakın burada ne olmuş? Testislerde mayoz gerçekleşmiş. Ovaryumda yani yumurtalıklarda mayoz gerçekleşiyor. Sperm ve yumurta ikisi de 23 kromozomlu fertilizasyon yani döllenme gerçekleşiyor. Diploid olan zigotla birlikte iki en eşittir 46 kromozomlu bir hücre oluşuyor. Bu hücre büyüyüp gelişerek mitoz bölünmeyle daha sonra yeni bireyimizi oluşturuyor. Bu şekilde bir döngü olayı gerçekleşiyor. Şimdi eşeyli yaşam döngülerinin çeşitleri var. 3 tip var arkadaşlar eşeyli yaşam döngüsünde. Nedir? Bunlardan birincisi zaten insan yaşam döngüsüne insan yaşam döngüsüdür ve birçok hayvanda bu görülür. Birinci tipi zaten anlattık. İkinci tipe baktığımız zaman çoğu mantarda ve bazı algılarda e, görülen arkadaşlar daha doğrusu bir hücrelilerde genellikle görülen bir e, yaşam döngüsüdür. Eşeğli yaşam döngüsüdür. Peki nasıl bir olay var burada hemen anlatalım. Gametler ilk önce diploid bir zigot oluşturmak üzere kaynaşıyorlar. Kaynaştıktan sonra döller gelişmeden önce mayoz bölünme gerçekleşiyor. Yani şöyle düşünün. İlk önce zigot oluşur, zigot kaynaştık yani zigot oluştuktan sonra ne yapıyorlar? Ee, bir mayoz bölünme gerçekleşiyor. Bu mayoz sonucunda gametler oluşmuyor arkadaşlar, ama haploid olan hücreler oluşuyorlar. Bu hücreler ne yapıyor? Mitozla bölünerek haploid olan çok hücreli organizmaları meydana getiriyorlar. Daha sonra da ergin organizmalar mayoz yerine mitozla gamet oluşturuyorlar. Yani şöyle söyleyeyim, bakın hemen burada var. Zaten şu birincisini anlattık değil mi nasıl olduğunu şimdi ikincisine geliyoruz yok pardon şuraya gelelim arkadaşlar bazı e, protistlerde ve mantarlarda şimdi ne oluyor bakın şuradaki e, mayoz bölümü iki enzim e, bir dakika iki en eşit iki en kromozomlu olan söyleyemedim iki en kromozomlu olan bu zigot döllenme sonucunda oluştu tamam mı? Döllenme sonucunda oluştuktan sonra hemen mayoz bölünme geçiriyor ve mayoz bölünme sonucunda en kromozomlu iki tane hücre oluşturuyor. Ya da dört tane zaten mayoz bölünme sonucunda dört tane hücre oluşur. Bu hücrelerden işte bir tanesi üzerinden gidelim. Bu bir tanesi mitoz bölünme geçiriyor, geçiriyor, geçiriyor ve burada bir birey oluşturuyor. Diyelim ki erkek birey olsun bu. Erkek birey de tekrardan mitoz bölünmeyle ne oluşturuyor? Sperm oluşturuyor. Sonra Dişi bireyi de tekrardan mitoz bölünmeyle bu sefer ne oluşturuyor? Yumurta oluşturuyor. Bunlar dölleniyorlar, zigot oluşuyor. Bu döngü sürekli 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 ne yapıyor? Tekrar ediyor arkadaşlar. O zaman buradaki mayoz ne zaman gerçekleşiyormuş? Döllenmeden hemen sonra. Bakın insan yaşam döngüsünde nasıl oluyordu? Döllenme oluyor, zigot ilk önce mitoz bölünmeyle büyüyor büyüyor büyüyor. En son üreme döneminde mayoz gerçekleşiyordu. Ama burada arkadaşlar. En kromozomlu olan evre iki en kromozomlu olan evreden daha uzundur. Yani haploid olan evre. Bakın haploid evre şurası en kromozomlu olan evre. Bu evre diploid evreden daha uzun bir evredir. Onu söylemiş olalım. Şimdi geliyoruz üçüncü tipe. Üçüncü tipte döl almaşı olarak isimlendiriliyor. Metagenez. Zaten duymuşuzdur metagenezi. Metagenez olarak isimlendiriyor. Bitkilerde ve bazı ardilerde görülüyor arkadaşlar. Burada hem diploid evrede çok hücreli canlılar yani evreler var hem de haploidlerde çok hücreli canlılar var arkadaşlar. Nasıl oluyor? Çok hücreli olan diploid evreye biz sporofit diyoruz. Bu sporofitte bir mayoz bölünme gerçekleşiyor ve spor denilen haploid hücreler oluşuyorlar. Daha sonra sp sporlar arkadaşlar başka hiçbir hücreyle kaynaşmadan çok hücreli olan bireyi oluşturuyor. Bakın sporu oluşturan da çok hücreli bir canlıdır spor da büyüyüp gelişerek ne oluşturuyor? Çok hücreli bir birey oluşturuyor. Daha sonra bu spor mitozla bölünerek ne yapıyor arkadaşlar? E, gametofit dediğimiz olayı oluşturuyor. Yani spor dediğimiz yapı gametofite dönüşüyor. Yani ergin bir bireyi oluşturuyor. Daha sonra bu gametofit de mitozla gametleri oluşturuyor. E, döllenme ile diploid zigot oluşuyor ve sporofite dönüşüyor. Şimdi böyle söyleyince çok karmaşık geliyor ama hemen şuradan anlatalım. Ne oluyor bakın burada. iki en kromozomlu olan canlı değil mi? Bu canlımız biz buna sporofit canlı diyoruz arkadaşlar. Zaten şurada yazıyor sporofit canlı. Bu sporofit canlı mayoz bölünme geçiriyor. En kromozomlu hücreler oluşturuyor. Daha sonra bu en kromozomlu hücre büyüyor, gelişiyor, gelişiyor, gelişiyor. E, gametofit dediğimiz canlıyı oluşturuyor. Bakın şurada yazıyor gametofit dediğimiz canlı. Buklametofit olan canlı en kromozomlu olduğu için mitoz bölünme ile gametlerini oluşturuyor. Daha sonra döllenme gerçekleşir. İken kromozomlu olan zigot. Tekrardan mitoz bölünme ile büyüyüp gelişerek neyi oluşturur? Sporofiti oluşturur. Evet bu şekilde bir durum vardır 3. Ee, tipimizde. Bu sayede şeyli yaşam döngülerinden bahsetmiş olduk. Şimdi geliyoruz mayoz bölünmeye. Mayoz bölünme. E, kromozom sayısını ne yapıyor? Diploidden haploide indirgiyor. Yani 2n'den n'e düşürüyor arkadaşlar. Mayoz bölünme İnterfaz mayoz 1 ve mayoz 2 evrelerinden oluşur. İnterfaz mitozla aynıdır. O yüzden interfazdan tekrardan bahsetmeyeceğim arkadaşlar. Zaten mitozla aynı olaylar gerçekleşir. Bu arada mayoz bölünmede bir kere interfaz gerçekleşir. Hani şey gibi düşünmeyin. Mayoz 1 ve mayoz 2 arasında tekrar bir interfaz olayı yok. Neden? Çünkü interfazda zaten DNA işleniyor. E, mayoz 1'de de kromozom sayısı yarıya düşüyor. Eğer tekrar bir interfaz olsaydı ne olurdu? Bu sefer DNA sayısı bu sefer yine iki katına çıkardı. E, DNA miktarı yarıya düşmezdi. Dolayısıyla kromozom sayısı yarıya inmezdi arkadaşlar. O yüzden de dediğim gibi ikisi arasında yeni bir interfaz yoktur. Evet bakın burada interfaz. Interfazda kardeş kromatitler falan oluşuyor. Daha sonra mayoz 1'de arkadaşlar homolog kromozomlar ayrılıyorlar. Mayoz 2'de de kardeş kromatitler ayrılıyorlar. Şimdi gelelim mayozun evrelerine. Bu arada görüntüleri, resimleri 12. baskıdan aldım. O yüzden İngilizce olarak yazıyor. Zaten birçok şeyi İngilizcesiyle, Latince'si, Türkçesi aynı. O yüzden de buradan kolaylıkla anlaşılabilir. Ama görüntülerin hepsini arkadaşlar bundan sonra 12. baskıdan alacağım. Daha net görüntüler var. Çünkü daha güzel güzel görüntüler var. Öncekini diğer renkli olan şeylerden alıyordum, basımlardan alıyordum ama bundan sonrasını artık şeyden alıyorum. 12. baskıdan alıyorum. Şimdi profaz 1'e geliyoruz. Şimdi interfazı dedik ya zaten aynı diye. O yüzden interfazı tekrardan anlatmıyorum. Arkadaşlar profaz 1'e geliyorum. Profaz 1'de ne oluyor? Bakın. Profaz 1'de kromozomlar yoğunlaşmaya başlıyorlar ve homolog kromozomlar, eee olan kromozomlar e, bir çift oluşturmaya başlıyorlar. Yani yan yana geliyorlar ve gen gen karşılaşıyorlar. Hani şöyle düşünün bakın. Şu anneden gelen kromozom, zaten anneden gelen ve babadan gelen kromozom çiftlerini homolog kromozom diyoruz. Bu da babadan gelen kromozom. Şimdi bunlar yan yana öyle geliyorlar ki şuradaki genler birbiriyle eşleşiyor. Mesela işte göz rengini etki eden gense burada eşleşiyorlar. İşte saç şeklini etki eden gense burada eşleşiyorlar. Yani bir eşleşme, karşılaşma durumu oluyor. Daha sonra bu homolog kromozomlar çift oluşturuyorlar arkadaşlar ve çift oluşturdukları bu duruma biz ne diyoruz? Sinapsis olayı diyoruz. Çift oluşturmalarını aslında şey gibi düşünebilirsiniz. Birbirine sarılma olayı düşünebilirsiniz. Bu sarılma olayına biz ne diyoruz? Sinapsis olayı diyoruz. Şimdi bu sinapsis olayı gerçekleştirdik, gerçekleştikten sonra profaz evresinde bir olay daha gerçekleşebilir. Şöyle düşünün bakın Anneden ve babadan gelen bu homolog kromozomların kardeş olmayan kromatitleri. Bakın biri mor anneden gelen diğeri pembe babadan gelen kardeş olmayan kromatitler değil mi? Bunlar arasında bir parça değişimi olabilir. Biz bu parça değişimine ne diyoruz? Crossing over diyoruz arkadaşlar. Ve crossing over her zaman gerçekleşmek zorunda değildir. Ee, Hani yüzdesine bağlı genlerin birbirinden uzaklığına bağlıdır gerçekleşebilir de gerçekleşmeyebilir de ve crossing over çeşitliliği sağlayan bir olaydır onu da söylemiş olalım. Şimdi crossing over olayı gerçekleştikten sonra bu e, zaten birbirine bağlandıkları bölgeye de kardeş olmayan kromatitlerin birbirine bağlandığı bölgeye de kiyazma bölgesi diyoruz. Kiyazma bölgesi Dolayısıyla bunu da söylemiş olalım arkadaşlar Kiyazma da aklınızda kalsın Bu oluşan yapıya da Dörtlü bir yapı olduğu için Bu yapının tamamına da ne diyoruz Tetrat diyoruz Bakın baktığınız zaman şöyle dört bacaklı bir yapı olduğunu görürsünüz Bu dört bacaklı yapı Tetra zaten dört demektir Oluşan yapıya da ne diyoruz e, Tetrat yapısı diyoruz Böylece Profaz bir evresi tamamlanıyor Profaz 1 evresi tamamlandıktan sonra metafaz 1'e geçiliyor. Arkadaşlar aynı metafaz planda bu arada profazda şunu söylemeyi unuttum mitozun aynısı. E, zaten hayvan hücrelerinde gerçekleşen mayoz bölünmeyi anlattığımız için sentrozomlar var. Sentrozom bölgelerinden sentriyoller ne yapıyor? İpliklerini oluşturmaya başlıyorlar ve bu iplikleri de gidip kromozomlara tutunmaya çalışıyorlar. Şimdi gittiler kromozomlara tutundular. Tutunduktan sonra metafaz planda dizildiler bu homolog kromozomlar. Ve dikkat ederseniz homolog kromozomlar yani burada kromozomlar çift halinde dizilmişlerdir. Bakın burada sinapsis olayı gerçekleşmiş. Ne yapmışlar? Birbirlerine sarılmışlar arkadaşlar. Çünkü parça değişimi olmuş. Dikkat edin hepsinde bir parça değişimi olayı var. Şimdi e, kinetokorlara geliyor. İyi iplikleri bağlanıyorlar. Metafaz plana diziliyor. Zaten metafaz dediğimiz neydi? Merkeze dizilmeydi. Buradaki M harfinden çıkarıyoruz. Merkeze diziliyorlar. Metafaz plana. Ama ne diziliyor? Homolog kromozomlar diziliyorlar. Tamam mı? Unutmayın. Sonra anafaz bir evresine geliyoruz. Anafaz bir evresinde e, Kardeş olan kromatitler arkadaşlar ya da şöyle söyleyeyim homolog kromozomlar rastgele birbirinden ayrılıyorlar ve rastgele ayrılma olayı sonucunda da yine bir genetik çeşitlilik sağlanmış oluyor. Yani şöyle düşünün bakın e, iki tane olay var mayozda. Çeşitliliği sağlayan bunlardan bir tanesi az önce anlattığım crossing over olayıdır. Diğeri de homolog kromozomların rastgele ayrılması olayıdır. Bunlar birbirinden rastgele ayrılıyor. Rastgele ayrıldığı zaman da ne oluyor arkadaşlar? Ee, çeşitlilik sağlanmış oluyor. Daha sonra yavaş yavaş artık hayvan hücresi olduğu için telefaz evresinde işte anafaz evresinde bölünme oluğu oluşmaya başlıyor. Telefaz evresinde de belirgin hale geliyor. Daha sonra işte çekirdek zarıdır. İşte çekirdek falan bunlar oluşuyorlar. Bakın çekirdek çik oluşabilir de oluşmayabilir de. Tamam mı? Onu söyleyeyim baştan. Oluşabilir de oluşmayabilir de kesin oluşur ya da kesin oluşmaz demiyoruz. Çünkü ikinci bir bölünmeye girecek ya. O yüzden söylüyorum. Burada telofaz evresinde, telofaz bir evresinde işte profazın tam tersi olaylar gerçekleşerek ne oluyor? Artık paket haline geliyorlar Homolog kromozomlar ayrıldıktan sonra paket haline geliyorlar ve sitokinezle birlikte hücreler birbirinden ayrılıp iki tane en kromozomlu hücreye dönüşüyorlar. Peki en kromozomlu olduğunu nereden anlıyorum? Bakın şurada kaç kromozom var? 6. Peki şu hücreye baktığımızda bakın bu hücrenin ayrıldığını düşünün. Kaç tane kromozom kaldı? 3 tane. O zaman 3 burada. 3 de burada olur. Kromozom sayısı bunlar ayrılınca da tamamen yarıya düşmüş olur. Geliyorum mayoz 2'ye. Arkadaşlar mayoz 2 e, mitozla hemen hemen aynıdır. Mayoz 2'de sadece bilmeniz gereken bir şey var. Profaz 2'de e, sentromer eşlenmesi gerçekleşir. Yani sentromer değil pardon özür dilerim sentrozom eşlenmesi gerçekleşir arkadaşlar. Çünkü sentrozom hani burada ayrıldıktan sonra bir tane kalıyor ya. Bir tane kaldıktan sonra eşleniyor tekrardan ve ipliklerini oluşturmaya başlıyor profaz 2'de. Dolayısıyla sentrozom eşlendiğini unutmayın profaz 2'de. Sonra metafazda yine metafaz planı diziliyorlar. Anafaz 2'de tekrardan iplikleri kısalık kalınlaşarak kardeş kromatitleri birbirinden ayırıyor. Sonra telofaz 2 ve sitokinezle ne yapıyor? Birbirinden tamamen ayrılarak 4 tane hücreyi oluşturmuş oluyorlar. Bakın. Ee, Sitoplazma bölünmesi bitki ve hayvanda aynı mitozda anlattığımla aynı gerçekleşir. Dolayısıyla tekrardan oralara girmeyeceğim. Zaten mayoz 2 de mitoza çok benziyor. Mayoz 2 de bilmeniz gereken şey sadece sentrozomların eşlendiğidir. Tamam mı? sentrozomlar profaz 2 de eşleniyor arkadaşlar söylemiş olalım. Evet bu arada anafaz 1 de homolog kromozomlar ayrılırken anafaz 2'de kardeş kromatitler ayrılır bunu da yine söylemiş olalım. Şimdi bir mitoz mayoz karşılaştırması yapalım arkadaşlar ve mitoz mayoz karşılaştırması ile birlikte bakalım nereye geçeceğiz. Mayoza özgü 3 olaya bakacağız. Daha sonra genetik varyasyonların kökenlerine bakıp bitireceğiz. Şimdi DNA replikasyonu bakımından karşılaştırdığımızda şimdi mitoz başlamadan önce ne yapıyor arkadaşlar? İnterfaz evresinde gerçekleşiyor DNA replikasyonu mitozda. Mayoz'da da aynı şekilde yine interfaz evresinde gerçekleşiyor. Bölünme sayısına baktığımızda birer kere profaz, metafaz, anafaz ve telofaz gerçekleşir. Burada da arkadaşlar mayoz'da da ikişer kere gerçekleşiyor bunlar. Homolog kromozomların sinapsisine baktığımızda mitoz bölünmede böyle bir durum yok ama mayozun profaz birinde hepsi olur. Kiyazma olur, tetrat oluşumu görülür yani bu tür olaylar crossing over olayları mayoz bölünmede var. Kardeş hücrelerin sayısı ve genetik bileşimine baktığımızda arkadaşlar hücreler iki tane hücre oluşuyor mitoz bölünmede. Mayoz bölünmede ise dört tane hücre oluşuyor. Mitoz bölünmede oluşan hücreler birbirinin aynısıdır. Mutasyon olmadığını varsayıyoruz. Mayoz bölünmede ise her biri birbirinden farklıdır arkadaşlar. Yani hem atasal hücreden farklıdırlar hem de birbirlerinden farklıdırlar. Hayvan vücudundaki rolüne baktığımızda mitoz bölünme büyümeyi gelişmeyi tamir olayını sağlıyor. Ve eşeğsiz su almayı sağlıyor. Ama mayoz bölünme ne yapıyor? Hem üreme hücrelerinin oluşmasını sağlıyor. Hem kromozom sayısının yarıya inmesini sağlıyor arkadaşlar. Hem de gametler arasında genetik çeşitliliğin olmasını sağlıyor. Mitoz ve mayozun karşılaştırması bu şekildedir. Şimdi mayoza özgü gerçekleşen 3 tane olayı söyleyelim. Birincisini zaten söyledik. Sinapsis ve crossing over bunlar nerede gerçekleşiyor? Profaz 1'de. Daha sonra homologların metafaz bir evresinde çift oluşturması yani homolog kromozomların birbirine bağlanıp çift şeklinde bulunması arkadaşlar ve üçüncüsü de homolog kromozomların birbirinden ayrılması. Şimdi homolog kromozomlar normalde mitozda da var ama mitozda böyle bir kelime kullanmıyoruz. Çünkü mitozda zaten kromozomlar bir araya gelmedikleri için homolog kromozomlar bir araya gelir ayrılır falan filan demiyoruz. Ama mayoza özgü olan olaylar olduğu için mayozda homolog kromozom kelimesini duyuyoruz. O yüzden bir soruda homolog kromozom, homolog kromozom işte bu tür şeyler duyarsanız onun mayoz olduğunu anlayın arkadaşlar. Peki kardeş kromatitleri hangi proteinler bir arada tutuyor? Kohezin dediğimiz proteinler bir arada tutuyor. Yine buraya bir not olarak yazmışım onu. Evet eşeyli yaşam döngülerinde peki genetik varyasyonu kim nasıl sağlanır? Bir kere Yine söylemiştim bakın. E, mayoz bölünme için iki olay, birincisi de döllenme olayıdır. Şimdi üç tane olay vardır genetik varyasyonu sağlayan. Birincisi kromozomların bağımsız yani rastgele ayrılması. İkincisi crossing over olayı, üçüncüsü de döllenme olayı arkadaşlar. Bu üç olay canlılardaki genetik çeşitliliği sağlar. Böylece mayoz bölünme ve eşeyli yaşam döngülerini anlatmış oldum. PDF'yi dediğim gibi açıklama kısmına ekleyeceğim. Bundan sonra kalıtıma geçiyoruz. Kalıtım 2 ya da 3 video olacak. Hatta 4 de olabilir. Çünkü soru çözümü yapacağım arkadaşlar. Soru çözümünü kaç soru vardı? 50 tane falan soru var. Dolayısıyla 25-25 gibi paylaşıp 2 video yapabilirim. Sonraki videolarda kalıtım videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.